Arkadaşlar merhabalar, full yayınlarındayız. Yine üçgende açıortay testini çözüyoruz kardeşlerim. 3 numaralı testimi çözüyorum. Hemen başladım birinci soruyla. Diyor ki çevresi 25 olan bir üçgen verdim sana. Açıortay verdim ve ayaklarına bak 4'e 6. Sen hemen biliyorsun ki ayakları görüyorsam hemen bunu kollara taşıyacağım. Sadeleştirerek taşıyorum. 4'e 6 ya 2'ye bölün 2K'ya 3K şeklinde taşıdım. Şimdi çevreyi de 25 vermişti üçgenin çevresini. 2K, 3K daha 5K ile bir de 10 var burada. Onun toplamını 25 vermiş bize dostlarım. O halde 5K'yı biz ne bulduk? 15. K'yı ne bulduk? 3. Bize 2K'yı soruyor. 2 kere 3, 6'yı paketledik. Birinci sorumuz gitti. Geldik 2 numaraya. Şimdi açıortay açıortay AC bölü DC. Bak burada da dostum şu Edirne noktası iki açıortayın kesim noktası. O halde E'nin ismi neydi? İç teğet çemberin merkezi ve ben şu EC'yi birleştirirsem 3. açıortayın da buradan geçeceğini biliyorum. O yüzden EC de açıortaydır ve ayakları 3'e 5'tir dostlar. O halde alttaki kolu 3K, üstteki kolu da 5K olacak diyebilirim. Yani AC bölü DC 5 bölü 3 geldi dostlar. Cevabım Edirne'den çıktı. 3 numaraya geçtim arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. Hemen okuyalım. Diyor ki ABC bir üçgen. AE bir iç açıortay. Hemen iç açıortay teoremini yapıyorum. Kollarım 8'e 6 yani 4'e 3. O halde ayaklar da 4K'ya 3K. EDC üçgen CB dış açıortaymış dostlarım. Bir tane de dış açıortayımız var. Şurada dış açıortay. Bakın kafa burada. Kollar şunlar. Düşmesin diye kollarını dengede tutmuş. Ayaklarda 4 ile 7. Hadi ne yapıyorduk dış açıortayda? Yakın kol bölü uzak kol. Yani X bölü 7 eşittir. Birinci ayak birinci kola olan uzaklık demekti 4K. Bölü ikinci ayak ikinci kola uzaklık demekti o da 7K. 7'ler de gitti. X eşittir 4. Sorunun cevabı Ceyhan'dan çıktı. 4 numaralı sorudayız dostlarım. 70, 40 daha 110 yapar ki şunu şöyle biraz daha uzatırsanız şu da 70'tir. Yani şuradaki AB dediğimiz doğrunun meğersem dış açıortay olduğunu gördüm ben dostlar. Peki yakın kol hangisi? 3. Uzak kol hangisi? 7. O halde 3 bölü 7 eşittir diyorum. Birinci ayak AD bölü ikinci ayak AC. O halde AD'ye ben artık AD'ye 3K diyeceğim. AC'ye toplam 7K. O halde buraya da kaldı 4K. Ne istiyor benden? AD bölü DC. 3 bölü 4'ü istiyor dostlarım. Cevabım Denizli'den geldi. 5 numaralı sorudayım arkadaşlar. Yine bir iç açıortay görüyorum. Ve iç açıortayın ayakları 1'e kök 2. O halde bu kolu K. Bu kolu K kök 2. Ve sen burada şunu yakaladın dostum bak. 90'ın karşısında ne zaman K kök 2 oluyor? Yani bir kenarın ne zaman kök 2 katı oluyor? Bu üçgen 45, 45, 90 üçgeni ise K, K, K kök 2 olacak demiştik. O halde şu X dediğim uzunluk bir kenarın kök 2 katı olacak. Yani 1 artı kök 2'nin kök 2 katı X'e eşit olacak Goberler. Hemen kök 2'yi dağıtalım içeriye. Kök 2 ile 1'in çarpımı kök 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2'dir. O zaman x eşittir. Kök 2 artı 2 geldi sorumuzun cevabı. 6 numaradayız dostlar. Bakın bir iç açıortay görüyorum. Bir de dış açıortay. Önce iç açıortayı kullanalım. Şu bizim iç açıortayımız. Ayakları 4'e 6. Hemen kollara 2K'ya 3K şeklinde yazdım. Şimdi benim iç açıortayla işim bitti. Artık bunu görmeyin. Sıra geldi dış açıortayı konuşmaya. Yakın olan kol 2, uzak olan kol 3. O halde 2 bölü 3 eşittir. Birinci kola olan uzaklık x bölü ikinci kola olan uzaklık x artı 10. Hadi toparlayalım burayı. 3x eşittir 2x artı 20'dir. X eşittir 20'yi paketledik. Cevabımız Edirne'den geldi dostlar. Evet ilk 6 soruyu gömdüm.
hemen 7 ile devam ediyoruz. Bakın burada da 2 tane iç açıortay görüyorum yine dostlarım. Şöyle odaklanmaya bir daha bakalım. Şimdi önce üstteki iç açıortayı yapalım. 3'e 7 kollar. O halde burası 3K ise şu ED dediğimiz uzunluk 7K. Alttakine bakıyorum. 4'e 6. O halde şurası 4K ise şurası da 6K olacak. Bakın ikisi de 10K, 10K. O yüzden hepsini K cinsinden yazdım. Peki şu araya ne kaldı bu durumda? 1K. Çünkü 3K burada. 1K da buraya gelecek ki 4K olsun. Benden ne istiyor? BE yani 3K bölü FD yani 6K. 3 bölü 6 dediğimiz şey 1 bölü 2 çıktı dostlar. 8 numaradayım. Bakalım ne diyor? Bir çizim sorusu dostlarım. Şuraya üstüne çizelim biz bunun şeklini. Şöyle biraz daha aşağı alayım. Üste çizelim. ABC üçgeninde diyor. Bir ABC üçgeni var. BAD eşittir DAC olacak ve onlar da 45 olacak şekilde bir D noktası çizeceğiz. Şöyle bir gösterelim. Şimdi BCA. Öyle bir denizli noktası var ki dostlarım BAD eşitmiş DAC'ye ve bunlar da 45'er dereceymiş. Yani burası toplamda 90 dereceymiş ve bu bir dik üçgen. D eleman BC veriliyor. BD'yi 15 vermiş. Tamam şurası 15. DC'yi 20 vermiş. Hemen şu ayaklardır kollara taşıyalım açıortay özelliğinden. 5'e bölerek taşıyayım hatta. 3K, 5'e bölersem 4K. Peki 3K, 4K. Buranın toplamı ne çıkacak? 5K. Yani ben 5K'yı kaç diyebiliyorum? 35. O halde K ne çıktı? 7. K 7 ise burası 3K'dan 21. Burası 4K'dan da 28 yapar. Buna göre AB kaçtır diye soruyor. 21'i soruyor. Paketlemişiz bile çoktan dostlar soruyu. Evet 9 numaradayız. Hadi okuyalım sorumuzu. Bakalım ne diyor? ABC bir üçgen, BD açıortaydır ve bakın bu açıortayın üst koluyla üst ayağını görüyorum. 9'a 6. Sadeleştirirsem 3'e 2. Demek ki bu kolda 3K, bu ayakta 2K olacak. ABC üçgenin çevresinin en büyük tam sayı değerini soruyor. Aslında bir açı kenar bağıntı sorusu olmuş bu dostlar. Hemen yapalım. Şimdi açı kenar bağıntıları ne diyordu? Üçgenin herhangi bir kenarını al. Mesela 3K'yı aldın. Diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Yani 9 ile 6 artı 2K'nın toplamı ne yapar? 15 artı 2K'dan küçük olacak. 2K'yı buraya alalım. K küçük olacakmış 15'ten. K 15'ten küçük bana çevreyi soruyor. Peki çevresinde ne var bu gobelin? 9, 6 daha 15 var. Bir de 5K var. Bana da bunun en büyük değeri nedir diye soruyor. Şimdi bunun en büyük olması için K'nın da en büyük olması gerekir hocam. Dolayısıyla K 15'ten küçükse en fazla 14 seçerim deyip de sonucu yanlış bulmayın kurban olayım. Bak çevre dediğiniz şey bir şeylerin toplamı. Eğer ki bir şeylerin toplamından bahsediyorsa bunun açıkenar bağıntılarında anlattık dostlarım. Eğer bizden bir şeylerin toplamını istiyorsa sakın ha K'yı direkt işte 14'tür, 13'tür, 12'dir gibi bir değer almayın. O istenilen toplamın aralığını bulun. Çünkü dostum bak K'yı burada 14 alırsan hemen yerine yaz. 5 kere 14 ne yapar? 70 yapar. 15 daha 70, 15 daha 85 çıkar sorunun cevabı ki ÖSYM şıklara 85'i koyar. Ya da sen şaşırıp 84'ü işaretlersin kurban olduğun. 85 değil bu sorunun cevabı. Sen K'yı buldun ama K'yı 14 alma. Belki de K 14,9 çünkü senden K'nın tam sayı olmasını istemiyor kardeşim. Çevrenin tam sayı olmasını istiyor. Peki ne yapacağız o zaman hocam? Sen direkt 15 artı 5K'nın aralığını bulacaksın. Yani K 15'ten küçükse 5 ile çarp bunu. 5K ne olur burada dostum? 5K 5 ile çarparsam küçüktür 75 olur. 15 ile de topla. 5K artı 15 küçüktür. 15 ile toplarsam 90'dan. Bak çevre 90'dan küçük çıktı. En fazla kaç olur diye soruyor sana. 89'u paketledim bile dostum. Geçtim 10 numaralı soruya. Güzel bir yeni nesil sorumuz. Katlama sorusu dostlarım. Şimdi ne yapmış? Şu AD boyunca katlamış. Sen şimdi AD boyunca katlarsan ne yapıyordun? Önce katlanmadan önceki halini bir göstereceğim bunun. B noktası buradaymış.
Şekil şöyleymiş arkadaşlarım. Katlanmadan önce buydu. Peki bu AD kat çizgisidir. Şurası kesinlikle açıortay. DB üssü paralelmiş AC'ye. Şu şuna paralelse dostum. Şuraya ben bir B açısı dersem Z harfinden bak. Şu Z harfini gör. Burası da B açısı oldu. Bu B. Katlanmadan önce şuradaydı. Burası da B oldu. Şunlara da AA diyelim. Bak bu B ile A'nın toplamı şuraya eşittir. A artı B. Bu açı A artı B çıktı. Bu açı da A artı B çıktı dostum. Ve bak ikizkenar üçgen geldi. O halde burası 15 ise burası da 15 olacak. Yani 9 artı x eşittir 15 dedin. 9 artı x eşittir 15. X eşittir 6'yı paketledim bile dostum çoktan. Evet 10. sorumuzu da çözdük. Geldik 11 numaraya. Bakalım bu ne diyor bize. Pınar teknoloji ve tasarım dersinde. Şekil 1'deki bir kenarı 7 birim uzunluğunda. Bir kenarı 7 birim uzunluğundaki kağıdı BC kenarı. AC kenarıyla çakışacak şekilde katlamış ve ardından tekrar geri açmış. Üçüncü şekilde de geri açıyor arkadaşım. Ben ne yapıyorum? Şurada katlanmadan önceki haline bir getiriyorum bunu dostlar. Şöyleymiş. Şeklimiz şuymuş. Katlanmadan önce böyle bir üçgenmiş bu. Ve şuraya X demiş bu adam. Buraya Y demiş. Bak AC katlanmadan önce şurasıydı dostum. Öyle miydi? Yok, şurası katlanmış, buraya gelmiş. Pardon, ben yanlış görmüşüm. A burada. Tabii, ben yanlış çizdim arkadaşlar. Hemen temizliyorum. Hemencecik temizliyorum. Çünkü B, A'nın üstüne çıkmış. BC daha uzun bir kenarmış. Yanlış çizmişiz. Şöyle olacak. Şimdi oldu. A, B, C. Ve katlandığında B de buraya gelmiş dostlarım. Böyleymiş sorumuz. Şimdi şu şuraya eşittir. B açısı buraya eşittir. Başka katlanan kısım şu B üssü C 8 ise BC de 8'dir dostum. 8 8'e eşit olacak. Başka tekrar geri açıldığında diyor. Şurası X. Şurada bir kat çizgisi oluştu tabii ki. Şunu da görelim hemen. Şu 6'ya 8 ya dostum. Bu açıortayın ayakları şurası 3K. Şurası da 4K olacak. 3'e 4 oranı var. Bize toplam burayı 7 vermişti. Demek ki 7K eşittir 7. K eşittir 1 çıktı. O halde burası 3'tür, burası 4. Bana da diyor ki X, Y eksi X'i bulun. İşte biz Y'yi 4 bulduk. X'i de 3 bulduk. Şurası 4, burası 3. Y eksi X'de ne çıktı dostlarım? 1 çıktı diyebiliriz artık. Evet gobeller, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Hadi kolay gelsin.